Merhaba Tahmin izleyicileri, ben Tahmin editörlerinden Yiğit. Bugün sizlere popüler anlık ve sesli ve görüntülü mesajlaşma programı Skype'ın gizlilik ayarlarını nasıl gerçekleştirebileceğinizden bahsedeceğim. Öncelikle bilgisayarınızda elbette Skype programının kurulu olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi programın ana ekranını açtığımda karşıma araçlar ve buradan seçenekler menüsü geliyor. Seçeneklere tıkladığım zaman karşıma bütün ayarların başlıklarının yer aldığı kısım geliyor ve şu an mouse'umu dolaştırdığım kısımda da ayarların yapıldığı kısmı görebilirsiniz. Buradan sol kısımdan gizliliğe geldiğim zaman gizlilik seçenekleri karşıma çıkıyor. Gizlilik seçeneklerinde sizin tercihlerinize göre gizlinizi çok ön planda tutuyorsanız ona göre ve hiç ön planda tutmuyorsanız ona göre ve ara ayarlar şeklinde bütün istediklerinizi teker teker seçebiliyorsunuz. Örneğin izin veriler, çağrılar kısmında herkesi seçtiğimizde herkes sizi Skype kullanıcı adınızı biliyorsa görüntülü ve sesli arama yapabiliyor. Bunu sadece kişi listemdekiler dersem sadece listemdekiler beni arayabiliyor. Bu gizliliğim için çok önemli olabiliyor. Otomatik görüntü alınacak ve ekran paylaşılacak kişileri hiç kimse olarak seçebilirim. Ekranımın herhangi bir şekilde paylaşılmasını istemiyorsam. Kameram olduğunu görecek kişiler hiç kimse diyebilirim bu konudaki gizliliğime de önem veriyorsam. İzin verilen anlık mesajlar. Burada da sadece kişi listemdekiler. Geçmiş kaydı. Eğer gizliliğinize çok önem veriyorsanız bunun sürekli olarak tutulması pek uygun olmayacaktır. Öncelikle geçmişi sil dedikten sonra sürekli kısmı menüsünde tutma olarak seçerseniz hiçbir şekilde Skype sizin geçmiş kaydınızı tutmayacaktır. Bunun yanında Skype'ın internet tarayıcınıza gönderdiği çerezleri buradan silebilir. Silebilirsiniz çünkü bu çerezler bilgisayarınızın izini bırakır. Buradan da Skype tarayıcı çerezlerini kabul et ve reklamlar için hazırlanan yaş, cinsiyet, Skype kullanım bilgilerinizi Microsoft'a gönderen uygulamayı da bu şekilde kaldırabilirsiniz. Daha sonra kaydet tuşuna bastığınızda bütün ayarlarınız, gizlilik ayarlarınız kaydedilecektir. Şu an ekranımda gördüğünüz ayarlar gizliliğine en çok düzeyde önem veren kişilerin yapması gereken ayarlar haline geliyor. Eğer gizlinize önem vermiyorsanız buradakilerin tam zıttı olarak ekranda şu an yaptığımı gördüğünüz gibi bütün seçenekleri açabilir, geçmiş kaydı tutturabilir ve çerezleri kabul edebilirsiniz. Daha sonra zaten varsayılanları yükle dediğinizde veya temel seçeneklerden ekranda gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Şu anda temel seçeneklere girdim. Ve ekranda sadece kişi listemdekilerin iletişim kurmasına izin ver ve herkesin benimle iletişim kurmasına izin ver seçenekleri mevcut. Bu iki seçenek az önceki yaptığım ayarların çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Daha sonra ayarımı yaptıktan sonra, örneğin çok gizli olmayı seçtim. Buradan kaydet tuşuna bastığımda şu anda gizlilik ayarlarım en istediğim optimal düzeye gelmiş durumda. Skype'la gizlilik ayarları rehberimiz bu kadar. Başka bir Tahmin'dir rehber videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.